Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı Karşılıklı Sorumluluklar ve Demokrasi Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 51, 52, 53, 54 4. Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı Karşılıklı Sorumluluklar ve Metni Demokrasi Etkinlik Cevapları 4. sınıf demokrasi ve insan hakları kitabı sayfa 51, 52, 53, 54 Hazırlık çalışması Soru Aşağıda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun 1998 yılında kabul ettiği insan hakları savunucuların korunması bildirgesinde bazı maddeler verilmiştir. Bu maddeleri hak ve özgürlüklerin kullanılması bağlamında devletin vatandaşlarına, vatandaşların da diğer bireylere ve devlete karşı görev ve sorumlulukları açısından değerlendirerek sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. Madde 1. Herkesin birey olarak ve başkalarıyla birlikte ulusal ve uluslararası düzeylerde insan haklarını ve temel özgürlüklerini koruması ve gerçekleştirmesini teşvik etme ve bunun için mücadele etme hakkı vardır. Madde 2a. Her devletin özellikle kendi yargı alanındaki herkesin bireysel olarak ve başkalarıyla birlikte uygulamada tüm hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi amacıyla bütün sosyal, ekonomik ve diğer şartları ve gereken yasal güvenceleri kabul etmek suretiyle tüm insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi ve gerçekleştirilebilir kılınması temel sorumluluğu ve ödevi vardır. B her devlet bu bildirgede amaçlanan hakları ve özgürlükleri somut olarak kullanabilmesini sağlamak için yasama, yönetme ve gerekli diğer alanlarda ilişkin tedbirleri alır. Madde 5. İnsan haklarını ve temel özgürlüklerini geliştirmek ve korumak amacıyla herkesin bireysel olarak ve başkalarıyla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde a. Barışçıl biçimde bir araya gelmek ve toplantı yapmak b hükümet dışı kuruluşlar, dernekler ve gruplar kurmak, bunlara üye olmak, katılmak. C. Hükümet dışı veya hükümet arası kuruluşlarla ilişki kurmak hakkı vardır. Madde 8. Herkesin bireysel olarak başkalarıyla birlikte ayrımcılık olmaksızın ülkesinin yönetime ve komusal işlerin yürütülmesine etkin bir biçimde katılma hakkı vardır. Madde 14 Devletin kendi yargı alanında bulunan tüm kişilerin sivil, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının anlaşılmasını kolaylaştırmak için yasamaya ilişkin düzel, yönetimsel ve diğer alanlarda gerekli tedbirleri alma zorunluluğu vardır. Üçüncü, devlet kendi yargı alanına giren tüm topraklarda insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için bir ara bulucu, bir insan hakkı komisyonu veya başka bir ulusal kurum gibi diğer bağımsız ulusal kurumların kurulmasını ve atanması ve geliştirilmesi gerektiğini güvence altına alır ve destekler. Cevap Bu maddeleri hak ve özgürlüklerin kullanılması bağlamında değerlendirdiğimiz zaman devletin vatandaşlara adil davranması, haklarını korunması gerektiği anlaşılmaktadır. Bireylerin diğer bireylere barışır bir şekilde haklarını saygı duyması kişinin de devresine karşı da o sorumluluklarını bilmesi gerekmektedir. 4. Sınıf Demokrasi ve insan Hakları Ata Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Etkinlik Soru Aşağıda Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Mavi Masa Bilgi Edinme Merkezi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Siz de ülkenizde bireyler ile kamu kurumları arasında doğrudan iletişimi sağlayan bu tür kurumları araştırarak Sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız. Kısa cevap. Ülkemizde bireyler ile kamu kurumları arasında doğrudan iletişimi sağlayan CİMER kurumunun aktif rol aldığını ve insanların bu konuda rahatlıkla düşüncelerini paylaştığını düşünüyorum. Uzun cevap. Ülkemizde bireyler ile kamu kurumları arasında doğrudan iletişimi sağlamak için birçok kurum kurulmuştur. E-Devlet kapısından birçok başvuru bilgi alma ve yapmış olduğu başvuruların sonucunu öğrenme gibi birçok bilgi elde edebilmektedir. Artık birçok kuruma gitmeden gerek kalmadan başvuru yapma, sonuç alma gibi bilgileri buradan yapabilmektedir. Animas uygulaması gibi uygulamalardan tahli tahlil sonuçları gibi durumlarımızı öğrenebilir ve MHRS uygulamasından randevu alma gibi birçok işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Değerlendirme 1. Demokratik sistemlerde bireylerin devlete karşı sorumlulukları nelerdir? Yazınız. Kısa cevap: Demokratik sistemlerde bireylerin devlete karşı sorumlulukları; kanunlara uymak, seçme ve seçilme hakkını kullanmak, askerlik yapmak, vergi vermek. Uzun cevap: Demokratik sistemlerde devletin bireylere karşı sorumlulukları olduğu gibi bireylerin de devlete karşı sorumlulukları vardır kişinin devleti severek onu korumaya çalışması yazılı olmayan kanunlar arasındadır. Ülkesini ilerletebilmek için elinden geleni yapması ya da duygusal olarak bireylerin devlete karşı olan sorumluluğundandır. Bireyin kanuni olarak devlete karşı olan sorumluluklarını, kanunlarla uyması, seçme ve seçilme hakkını kullanması, askerlik yapması ve vergi vermesidir. Bütün vatandaşların burada belirtilen maddelere göre içeriği geniş olan tüm alt maddeleri uyması gerekmektedir. 2. Demokratik sistemlerde devlet organları politikalar oluştururken vatandaşlara karşı nasıl bir sorumluluk üstlenir? Açıklayınız. Kısa cevap. Demokratik sistemlerde devlet organları politikalar oluştururken vatandaşlara karşı ihtiyaçlarını önemseme, onların ihtiyaçlarına göre hareket etme, çoğunluğun fikrine saygı duyarak aktif etmek gibi sorumluluklar üstlenir. Uzun cevap. Demokratik sistemlerde devlet organları politikalar oluştururken vatandaşlara karşı onların özgürlüklerini kısıtlamayacak kuralları geliştirmeli ve onların ihtiyaçları doğrultusunda onları önemseyerek politikalar oluşturmalıdırlar. Vatandaşların devletlerine karşı saygılı olmaları ve sevgi duyabilmeleri için Devletin de onların hakkını gözetmesi ve elinden geldiği kadar onların refahını sağlayacak şekilde politikalar düzenlemesi gerekmektedir. Birey ve devlet arasında bu şekilde bir hassasiyet oldukça aralarındaki bağ kuvvetlenir ve daha da yaşanılır bir hayat meydana gelir. 3. Hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmaması için bireyin birbirine karşı görev ve sorumlulukları nelerdir? Düşüncelerinizi yazınız. Kısa cevap. Hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmaması için bireylerin birbirine karşı saygılı olmaları, empati yapmaları ve kendilerine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmamaları gerekmektedir. Bu şekilde düşünceli hareketlerle başkalarının sınırlarını ihlal edilmez ve herkes kendi sınırları içerisinde haklarını özgürce yaşayarak güvenli bir ortam meydana getirir. Uzun cevap. Her bireyin kendisine verilmiş olan belli başlı hakları vardır. Hakkını amacına aykırı olarak başkasına zarar vermek maksadıyla kullanması, hak kötüye kullanılması anlamına gelmektedir. Hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmaması için bireylerin tüm insanların hak ve özgürlüklerini bilmesi, bilinçli olması ve başkalarının hakkına saygı duyması gerekmektedir. Klasik bir örnek verecek olursak Eşinin mülkiyet hakkına sahip olmuş olduğu bir arazide komşumuzun manzarasını kapatması veya geniş bir balkonla evini çok fazla yaklaşması hakkı kötüye kullanmak olarak sayılabilir. Bu örnekler çoğaltılabilir ki burada dikkat edilmesi gereken insanların başkasının hakkına saygıda bulunması ve böylece herkesin saygılı bir ortamda hakkını yaşayabilmesidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitemize ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.